Ve burada bir başlık açmam lazım kardeşlerim. Hanım kardeşlerimiz, dinlerine sarıldıkları zaman daha duygusal oluyorlar dedim. Bu her şeyde böyle. Mesela ashab-ı kiramın şehadetini bol bol dinliyorlar. Bir menkıbeyi 75 defa dinliyor, gene dinliyor. 76.sında anlatmaya başlamadan ağlanacağını bildiği için çıkarıyor mendini, ağlamaya başlıyor. Nasıl sonunda ağlanacak diye. Bu değil İslamiyet. Allah ağlamak için değil, iş yapmak için bekliyor bizi. Ashab-ı kiram da ağladılar. Hep ağlamadılar ama. Ağlamaktan işe vakit kalmıyorsa sen boşuna ağlıyorsun. İslam, kulluk ve yarış. Önce İslam'ımıza hizmet. İslam gitmesin bu dünyadan. Sonra Allah'ın emir ve yasakları kulluğumuz. Ondan sonra takvada, iyilikte yarış yapacağız. Hoca kadınlar, hocalaşan kadınlar bu üç temel üzerinden dine hizmet edecekler. Nedir bu üç temel? Önce İslam. Önce İslam. Nedir İslam'ımız? Allah'a iman. Var mı yok mu? Namazımız var mı yok mu? Meleklere iman, kadere iman, ahirete iman yerinde mi? Allah deyince ne anlıyoruz? Peygamber deyince ne anlıyoruz? Ashab-ı kiramı nasıl görüyoruz? Önce bunlar. Bu süzgeç geçildiyse, ibadetlerimiz ne durumda? Tesettürümüz ne durumda? Bu. Sonra fazilette yarışalım. Bir hoca hanım, abdest yok, namaz yok. Ne zaman guslettiği belli değil. Bir kadınla karşılaşıp, abla sen çarşaf giy diyorsa, bunu yaptığına cahillik denir. Ya Müslüman kadın giyer çarşaf, bunun bir imanını oluşturmak lazım önce. Buradan Çin'e gidip, çarşaf kampanyası mı yapacağız kadınlara? Adamlar yılan, köpek ne buluyorsa yiyorlar Çin'de. Önce midelerini temizlemek lazım bunların. Bir sıralamamız var bizim. Bu sıralama imanla başlamalı. İbadetle devam etmeli. Ondan sonra faziletle devam ederiz. Nedir faziletimiz? Bu kıyafetten daha uygunu çarşaftır deriz. Tırnaklarını böyle büyütme deriz. Ama gusül abdestten önemlidir kardeşlerim. Gusletmeyi bilmeyene abdesti öğretmenin manası yok. Cünüp bir insan, kadın veya erkek, abdest alsa namaz kılabilir mi? Demek ki eğitimin bir sıralaması var. Şimdi hanım kardeşlerimiz bir iş yapmak istiyorlar, ama hayalle başlıyorlar. Çatıdan ev yapmaya başlıyorlar. Temellerinden ev yapacağız.